Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kıymalı patates topları yapacağız. Bunun için öncelikle sarımsaklı yoğurdumuz var. Üzerinden dökeceğiz. Kıyma, soğan, tuz, karabiberle kavrulmuş kıymam vardı benim. O biraz artmıştı. Onu kullanacağım. Siz sıfırdan yapabilirsiniz. Galeta unum var. Patateslerimi ezeceğim, yoğuracağım. O arada onu biraz tutması için galeta unum var. Gerektiği kadar kullanacağım. Üzerinden süslemek için maydanozum var. 3 adet haşladığım patatesim var. Böyle gördüğünüz gibi birer santim kalınlığında doğradım ben bunları. Ve çok çabuk haşlanıyor o zaman. Çatalla da ezeceğiz şimdi. Ve karabiberim, kimyonum, tuzum var. Tuzu patatesi haşlarken biraz koymuştum ama yetmeyebilir. Ben biraz daha ilave edeceğim. Şimdi yapımına geçiyoruz. Öncelikle patateslerimizi ezeceğiz. Bu arada baharatlarımızı koyabiliriz. Tuzumuzu daha iyi karışacaktır. Evet, patateslerimizi ezdik. İyice püre gibi olmasına gerek yok. Yumuşaması, hamur haline gelmesi yeterli bizim için. Çok da sıvı bir patatesimiz olmadı. O yüzden çok fazla galeta ununa ihtiyaç duymayacağız. İki kaşık koymamız yeterli olabilir. Şimdi güzelce hamur yoğurur gibi yoğuruyoruz. Güzel yumuşak bir patates hamuru elde edeceğiz. Biz bunu kızartmadan yapacağız. Eğer siz kızartıp da yapacak olursanız un da koyabilirsiniz galeta unu yerine. Ama böyle direkt yapınca daha sağlıklı oluyor. Ya da gördüğünüz gibi kullanmadık. Sadece kıymayı kavururken az bir kullanmıştım ben. Gayet sağlıklı bir yiyecek. Sanırım yeterlidir. Şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar alacağız elimize. Poğaça açar gibi avucumuzun ortasında açacağız. Gördüğünüz gibi. Siz istediğiniz kalınlıkta, incelikte yapabilirsiniz. İçerisine koyacağınız kıymayı az çok olması sizin elinizde. Daha sonra bunu kapatacağız ve yuvarlayacağız. Gördüğünüz gibi böyle birer top elde ediyoruz. Şeyler de koyabilirsiniz içine. Bu kıymaya ceviz ekleyebilirsiniz veya peynirli bir sos hazırlayabilirsiniz içine. Malzeme hazırlayabilirsiniz. Peynirli hazırlarsanız da üzerine yoğurt yerine tereyağlı kızdırılmış toz biber koyabilirsiniz. Patates toplarımızı yaptık. Şimdi üzerine yoğurdumuzu ve maydanozumuzu koyacağız. Bir ara sıcak olarak da yiyebilirsiniz. Misafirlerinizde bir aperatif olarak da sunabilirsiniz. Çok kolay, pratik, mantı tadında
patates oluyor. Harika bir şey. Mutlaka deneyin derim. Dilerseniz üzerine kırmızı yağ da gezdirebilirsiniz. Şimdi maydanozları da üflüyoruz. Kıymalı patates toplarımız hazır. Afiyet olsun. Yeni tariflerimizden haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip etmeyi unutmayın.